Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber telefonunuzun tüm özelliklerine tek tıkla ulaşabileceğiniz akıllı tuşu inceleyeceğiz. Bu akıllı tuş nedir? Gördüğünüz gibi kutu içeriğinde hiçbir şey yok neredeyse. Telefonda çok fazla kullandığınız bir özelliği şu jack girişine atıyorsunuz arkadaşlar. Böylece onun üzerindeki düğmeye tıklayarak o özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Şöyle kutusunu açalım arkadan falan yırtmaya gerek yok. Şu içinden parçasını çıkartalım. Gördüğünüz gibi iki parça geliyor. Kutusunu hemen atmayın kenarı bir arkasını çevirip bakın. Burada uygulamayı indirebileceğiniz bir QR kod koymuşlar. Uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Kutusuyla da başka bir işiniz yok zaten. Şu yanında gelen çeşitli renklerde olan parça şu işe yarıyor. Buraya takıyorsunuz bu akıllı tuşu. Daha sonra Şuradan da kulaklık girişini geçiriyorsunuz. Zaten şu an arkada fotoğrafta görüyorsunuz. O şekilde hem kaybolmuyor hem de yanınızda dilediğiniz zaman taşımış oluyorsunuz kulaklığınızla beraber. Güzel düşünülmüş bir parça. Şimdi gelelim akıllı tuşun kullanım şekline. Akıllı tuş telefonunuza ekstra 4 taneye kadar fiziksel tuş atamanıza yarıyor arkadaşlar. Telefonun 3.5 milimetrelik bir jack girişi olması lazım. Buraya taktığımız zaman gördüğünüz gibi çok küçük bir yer kaplıyor telefonunuzda. Daha sonra o QR koddan indirdiğiniz uygulamayı ya da bunun daha fazla başka uygulamaları da var. IQ isminde falan filan uygulamalar da var. Onları da kullanabilirsiniz. O uygulamadan akıllı tuşumuzun ayarlarını yapıyoruz. Açalım uygulamamızı. Biz kendi orijinal uygulamasını indirdik. Şimdi diyor ki kullanmak istediğiniz modu seçin diyor. Bunu takınca bir akıllı tuş takıldığını algılıyor. Kulaklık mı taktın diyor. Akıllı tuş mu? Akıllı tuşu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza seçenekler geldi. Şimdi buradan tek tıklamayla ne olacağını seçiyoruz. Fotoğraf çek, ses kaydı, video kaydı, fener, hafızayı temizle, güç düğmesi, ana sayfa, arama, mesaj gönder ve uygulama çalıştır seçenekleri var. Uygulama çalıştırda telefondaki dilediğiniz bir uygulamayı atayabiliyorsunuz ve buraya bastığınız zaman o uygulama otomatik olarak açılıyor. Şöyle fotoğraf çeki seçelim tek tık için. Şimdi ben tek tıkı yani bir kere basmayı fotoğraf çekmeye ayarladım. Şimdi telefonunuz kapalı bile olsa fotoğrafı çekiyor bu aşağıdaki düğmeye bastığınız zaman. Ancak şöyle bir detay var bunu atlamayın. O telefonunuzun gerçi biraz fokuslama özelliğine de bağlı. Bir kere bastım bir titreşim de bana bildirim verdi. Daha sonra fotoğrafın kaydedilene dair bir tane daha titreşim veriyor hemen yaklaşık bir saniye sonra. O zaman fotoğrafı çekmiş oluyor. Hani basar basmaz çekmiyor arkadaşlar. O yüzden fotoğraflarınız kayabiliyor dikkat edin. Şöyle çektik. Bakın gördüğünüz gibi çektiğimiz fotoğrafı direkt görebiliyoruz. Çift tıklama için de bir şey seçelim. Mesela feneri atayalım buraya, kapatıyoruz, iki kere basıyorum ve gördüğünüz gibi telefonun fenerini açtı. Tekrar iki kere tıklayarak bu feneri kapatabiliyoruz. Dediğim gibi buraya istediğiniz özelliği atamak sizin elinizde. Mesela üç tıklamaya neyi atayalım? hafızayı temizle yatalım. Yani RAM boşaltmaya atalım. Mesela bir oyun oynuyorsunuz. Oyunda hafif kasılmalar başladı. Alttaki düğmeye 3 kere basıyorsunuz arkadaşlar. RAM'inizi temizliyor. Ufak tefek kasılmaları engelleyecektir. Bu arada biz bu akıllı tuşu arkadaşlar Webtekno düzenlemiş olduğumuz bir kampanyayla veriyoruz. Bildiğiniz gibi. Bu kampanya 21 Aralık 2014 Pazar günü gece saat 12'de sona eriyor. Buna duymayan bilmeyen arkadaşlar katılabilirler. Onları bir hatırlatma olsun aynı zamanda. Ayrıca tekrarlıyorum 21 Aralık 2014 tarihinde gece saat 12'de bitiyor arkadaşlar 24.00'da. Ondan sonra bize çok fazla mail geliyor kampanya bittikten sonra ben gönderdim neden çekilişe katılamadım gibisinden. 21 Aralık 2014 tarihinden daha sonra yaptığınız katılımlar geçerli sayılmıyor. O yüzden kampanyaya katılamıyorsunuz. Böyle de ufak bir hatırlatma yapalım. Dönelim akıllı tuşa. Akıllı tuşta şu şekilde ayarlar da var arkadaşlar. İlk başta şurası aktif olmayabilir. Akıllı tuşu aktif et diye bir seçenek var. Bunu açıkta bırakmanız lazım. Tıklama hızını ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra titreşimi falan filan kapatabiliyorsunuz. Buradan otomatik odaklamayı ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamayı beğenmediyseniz iKey diye bir uygulama var. Ona da bakın. O birazcık daha detaylı gibi daha fazla ayar yapmanıza müsaade ediyor. Bu Türkçe diye ben bu uygulamayı tanıttım. Markette bu tuşu çalıştıracak çok fazla uygulama var arkadaşlar. Bakarsanız içinden hangisini severseniz, kullanımı rahat gelirse onu kullanırsınız. Bu videomuzda sizlere tek tıkla telefonunuzun birçok özelliğine ulaşabildiğiniz akıllı tuşu tanıttık arkadaşlar. Bunu alabileceğiniz birçok yer var. Dilerseniz yurt dışı sitelerinden ucuza alırsınız, beklersiniz bir süre gelmesini. Dilerseniz Türkiye'deki çeşitli alışveriş siteleri de satıyor. Onlar biraz daha pahalıya satıyor tabii ki de üzerine vergi vergi bindiği zaman daha pahalı oluyor. O şekilde kendiniz nereden uygun görürseniz alabilirsiniz. Fiyatı gayet uygun. Böyle bir tuşa ihtiyacı olanlar alabilirler. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.